arkadaşlar. Eşeği Süzereme ile yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimler açıp like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar Eşeği Süzereme adı da üzerinde, eşsiz yani tek başına, çiftin olmadan canlının tek başına üreme şeklidir. Bir ata canlının kendisiyle aynı kalıtsal yapıya sahip yeni bireyler meydana getirmesine eşeğsiz üreme denir. Bu üreme çeşidinde anne baba gibi farklı bireyler yoktur. Bu nedenle yumurta ve sperm hücreleri görev almaz. Eşeğsiz üremede tek atadan yeni canlılar oluştuğu için oluşan yavru birey ata canlı ile aynı kalıtsal özelliklere sahiptir arkadaşlar. Bu hep sorulur. Eşeğsiz üremede ata canlının aynı kalıtsal özelliklere sahip bireyler oluşur. Dolayısıyla eşeğsiz üreme canlılar arası çeşitliliğe neden olmayan çoğalma şeklidir arkadaşlar. Mikroorganizmalar, güller, toprak solucanı, hidra gibi canlılar eşeğsiz üreyen canlılardır. Burada ekmek küfünü, filizlenmiş patates, deniz yıldızı, hidra ve bakterinin üreme şeklini inceleyelim. Eşeğsiz üreme çeşitleri arkadaşlar 4 tanedir. Bölünme, tomurcuklanma, rejenerasyon yani yenilenme ve vejetatif üreme şeklidir. Bunları şimdi tek tek inceleyelim. Bölünme ile başlayalım. Bazı canlılar tek bir hücreden oluşur. Bu tek hücrenin bölünmesi sonucunda iki yeni canlı oluşur. Bu bölünme canlının üremesidir arkadaşlar. Amip, öglena, terliksi hayvan ve bakterilerde bölünerek üreme gözlenir arkadaşlar. Bakın öglenadaki, amipteki ve bakterideki bölünme şeklini görüyorsunuz. Canlı belli bir büyüklüğe ulaşınca tekrar bölünerek yeni canlılar oluşturur. Oluşan canlılar ise tek bir atadan meydana geldiği için ata canlı ile aynı kalıtsal yapıdadır. Örneklere bakalım şimdi. Arkadaşlar bakterinin bölünmesi, burada terliksi hayvanın bölünmesi, öglenanın bölünmesi. Tomurcuklanmayla devam edelim. Ana canlının vücudunda bir çıkıntı meydana gelir arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Mesela maya mantarıdaki çıkıntıyı görüyorsunuz. Hidradaki çıkıntıyı görüyorsunuz. Bakın şurada daha sonra yeni hidra oluşmuş. Bu çıkıntı büyüyerek ana canlıdan kopar ve yeni canlıyı meydana getirir. Oluşan bireyler ana canlıdan ayrılıp bağımsız yaşayabilir ya da birlikte yaşayabilir. Hidra, bira mayası, sünger, deniz anası ve mercanlarda görülür arkadaşlar. Deniz anasında da şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Hidranın tomurcuklanması arkadaşlar. Bira mayasının tomurcuklanmasıyla yeni canlı. Bakın bir tomurcuk oluşturdu. Sonra ana bireyden ayrıldı. Yeni bir bira mayası oluştu. Hidrada da bakın arkadaşlar. Şurada yine oluşan yeni birey. Rejenerasyon. Rejenerasyon yenilenme demektir arkadaşlar. Canlının zarar gören kısımları zamanla onarılır. Örneğin kertenkelenin kopan kuyruğu onarılarak yeniden oluşur. İnsanlarda kırılan kemiklerin onarılması, kırmızı kemik iliğinden kan hücrelerinin oluşması ve yaraların iyileşmesi de yenilenmeye örnek olarak verilebilir. Fakat bu olayın hiçbiri üreme değildir. Bazı canlılar rejenerasyon yöntemiyle arkadaşlar üreyebilir. Şimdi bunlara bakalım. Bunlar yenilenmedir arkadaşlar. Üreme değil. Kırılan kemiklerin onarılması, kuyruğu kopan kertenkelenin kuyruğun yeniden kuyruk oluşması. Bunlar üreme değildir, yenilenmedir. Şimdi üremeye bakalım arkadaşlar. Rejenerasyon ile üreme. Bazı canlılardan ayrılan parçalar eksik kısımlarını tamamlayarak yeni canlılar oluştururlar. Bu yöntemle üremeye rejenerasyonla üreme denir. Deniz yıldızının kopan parçaları rejenerasyon sayesinde tamamlanır. Her bir parça kendini tamamlar ve üreme gerçekleşir. Bazı toprak solucanları da birkaç parçaya bölünür ve her bir parçasından yeni solucanlar oluşur arkadaşlar. Bakın deniz yıldızındaki, bakın yine deniz yıldızında toprak solucanı planaryada arkadaşlar. Vejetatif üremeye geldik. Genellikle çiçekli bitkilerde görülür arkadaşlar. Bazı bitkilerden kopan dal, yaprak, kök gibi kısımların yeni bitkiler oluşturmasına vejetatif üreme denir arkadaşlar. Patates, yer alması, sarımsak gibi dök organları olan yumrular
ve soğanlar nemli ortamlarda çimlenerek yeni bitkileri oluştururlar arkadaşlar. Burada patatesi, sarımsağı, çileği görüyorsunuz. Çilek, zambak, ayrık otları, böğürtlen, vejetatif üreme gözlenen diğer bitkilere örnek olarak verilebilir. Burada arkadaşlar patatesin vejetatif üretme şekli. Bunu burada koyuyoruz. Biraz ıslak pamuk, su veriyoruz. Daha sonra patates çimleniyor. Yine soğanda arkadaşlar görüyorsunuz. Çilekte görüyorsunuz. Evet, etkinlikle devam edelim. Birinci de arkadaşlar gördüğünüz amipin bölünerek üremesidir arkadaşlar. İkinci de deniz yıldızının arkadaşlar rejenerasyon ile çoğalması. Üçüncü de hidranın arkadaşlar tomurcuk oluşturmuş. Bakın küçük bir tomurcuk. Sonra bu tomurcuk ne yapmış? Gelişmiş ve yeni canlıyı oluşturmuş. Burada tomurcuklanma üremeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Sorularla devam edelim. Aşağıdaki canlılardan hangisi eşeğsiz üreyemez diyor. Arkadaşlar sincap eşeğli, bakteri, deniz yıldızı ve hidra eşeğsiz ürer. Eşeğli ürediği için cevabımız A şıkkı sincap olacaktır arkadaşlar. Diğer soru, aşağıdaki canlılardan hangisi vejetatif çoğalamaz? Arkadaşlar portakal, gül, söğüt ağacı vejetatif ürer. Yani biz bunlardan bir dalını koparıp toprağa diktiğimizde ana canlının aynısı oluşur. Fakat deniz yıldızı arkadaşlar vejetatif üremez. Cevabımız C şıkkı olacak. Şekildeki canlıların çoğalma şekli takip edildiğinde ulaşılması gereken çıkış aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada amipi görüyorsunuz. Amip eşeğsiz ürer, bölünerek. Kurbağa, kurbağa eşeğli ürer arkadaşlar. Burada nasıl küp olana yani hangisi cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıdaki canlılarda gözlenen çoğalma şekilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diyor arkadaşlar. 1'e baktığımızda deniz yıldızındaki rejenerasyonu görüyorsunuz. 2'ye baktığımızda öglena'da bölünme görüyorsunuz. 3'e baktığımızda hidra'da tomurcuklanma. O halde rejenerasyon, bölünme ve tomurcuklanma hangi şıkkımızda var? B şıkkımızda var arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim. Aşağıdaki canlıların hangisinde tomurcuklanma ile çoğalma gözlemlenir? Arkadaşlar baktığımızda maya mantarında tomurcuk oluşmuş. Bu tomurcuk yeni mantar oluşmuş. Cevabımız A şıkkı olacak. A şıkkında tomurcuklanma. Arkadaşlar planaryanın çoğalması rejenerasyondu. Kopan kısımlar kendini yenilemiş ve yeni bireyler oluşmuş. Gülde vejetatif, bakın dalı kopmuş, yeni oluşmuş. Amipte ise görüyorsunuz bölünme görülmüş. Bize tomurcuklanma sorduğu için cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki canlıların hangisi üreme şekli rejenerasyondur arkadaşlar? Amip, A'da amip bölünme, B'de eşeğli üreme güvercin, C'de planaryada arkadaşlar rejenerasyon görülür cevap C, D'de öglena bölünme ile üre. O halde rejenerasyonla dediği için cevabımız C şıkkı olacaktır. Mıstık Bence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.